Geri dön projemiz başlıyor Tomlucu. Nereden geri hocam? En kestirmeden geri dön Tomuç'un. Niye biliyor musun? Evsel atıklarımız artık çevreye çok fazla zarar veriyor. Biz evde mesela plastik şeyler kullanıyoruz, atıyoruz. Cam şey kullanıyoruz, atıyoruz. Kartonlar kullanıyoruz, atıyoruz. Sıvılar, yağlar... ...birçok şey çevreye zarar veriyor. Yeter Anlamak, artık Ayşe, Atık görmek istemiyorum. Bunu kim söylüyor? Bunu ula, doğa ula, söylüyor, ula. çevre ula. söylüyor... ...balık söylüyor ve bunu söylemek için gerçekten... ...artık burasına kadar geldi balıkların... ...katı evsel atıklar ve sıvı evsel atıklar... ...çevreye zarar veriyor. Bu evsel atıkların... ...yolculuğunu dinlemek ister misin Tonguç'um? İstiyorum hocam. Şimdi birincisi doğada diyelim ki ağaçları... ...düşünelim. Ağaçlardan, yapraklardan odunlardan çok güzel bir şekilde fabrikalarda ürünler üretiliyor. Bunlar bizim evlerimize geliyor ve sonrasında tekrar çöpe gidiyor. Yani ağaç kağıt oluyor ve ardından da çöpe gidiyor. Bunlar tekrar doğaya kazandırılabilir. Tekrar fabrikalarda üretilip çevremizdeki ağaçların tüketilmesi azaltılabilir. Mesela neler geri dönüştürülebiliyor? Cam geri dönüştürülebiliyor. Alüminyum geri dönüştürebiliyor, plastik geri dönüştürebiliyor. Dolayısıyla mesela şu plastik kalemi bittikten sonra çöpe atmayıp eğer bunu geri dönüşüme kazandırırsak tekrar bu kalem olarak kullanabiliyor. Sen de geri dönüşüm projelerini keşfetmek istiyorsan bizimle paylaş. Bu videonun altına geri dön ile yorumlarını yaz. Bizi hangi projeler bekliyor peki? Birincisi mesela plastik malzemelerden termometre yapacağız sonuççum. Bunların hepsini Oo. beraber izleyeceksin bizle beraber. Ya da evsel atıklardan helikopter yapacağız bak. Siz ne şey yapacaksınız? Aynen ya. biz yapacağız. Sen de bizi izleyeceksin. Çok güzel olacak. Rüzgar enerjisiyle yükselen cisimler. Ben de evde yapabilir miyim hocam? Sen de evde yapabilirsin. Sen de bizim videolarımızı izledikten sonra ah rüzgar enerjisiyle yükselen çimler, cisimler yapabiliyorum diyeceksin. Ya da alüminyum kutulardan denizaltı yapacağız sonuçta. İşte evsel atıkların hepsi çok güzel bir şekilde değerlendirebileceğini bu videolarımızda sana göstereceğiz. Şimdi yapman gereken ödülü sorumuzu yapmak ve geri dönüşte ile sen de bizimle projelerini paylaşmak. Hadi bakalım.